Efendim kahraman. Defne neredesin? Ankara'dan yeni döndüm, evdeyim şimdi. Arıyorum arıyorum, açmıyorsun. Sonra da telefonun kapalı. Müsait değildim, açamadım kahraman. Ne demek açamadım ya? Ne demek açamadım? Bekle beni evde, geliyorum, konuşacağız. Kahraman, sana her şeyi anlatacağım, hiçbir şey bilmiyorsun. Evet, bilmiyorum. Ve hemen öğrenmek istiyorum. Dur, benim şimdi çıkmam lazım, ofise gideceğim. Defne, evde bekle beni dedim sana. Geliyorum ve konuşacağız. Kahraman, sakin olur musun lütfen? Bak, akşam erken geleceğim, her şeyi anlatacağım diyorum. Akşam eve gelince görüşeceğiz. Görüşeceğiz Defne. Aa, ellerine sağlık Aysel, sağ ol kızım. Afiyet olsun hanımım. Hayırdır kızım? Biraz spor yapayım dedim anne. Spor yapılmadan kilo verilmiyor tabii. Ne diyorsun sen Aysel? Kızım inceciksin. Ne lüzum var böyle şeylere? Ben zayıflamak için spor yapmıyorum ki anne. Sağlıklı yaşam için spor yapıyorum. Sen mesela kaç adım attın bugün? Bilmem. Saymadım. Ben sayıyorum işte. Bak. Bugün ben 3432 adım atmışım. Sağlıklı yaşam için her gün 10.000 adım atmak şart. 10.000 biraz çok değil mi kızım? Yok değil. Sağlıklı yaşamın sırrı bu anne. Sağlıklı beslenme artı spor eşittir şükran. Aslında doğru söylüyorsun. Ben de yürüyüş yapayım artık. Senin koşman lazım Aysel. Niye ki? Çünkü ben birazdan mola vereceğim. Ve kereviz sapı soyumu isteyeceğim. Ama sen hala oyalanıyorsun. Bekletme beni hadi. Hanımım. Siz de kereviz sapı suyu ister misiniz? Hadi Aysel, hadi işine. Ben odamdayım kızım. Tamam. Korkuttun beni kızım. Geldiğini duymadım. Bak, bebeğe hırka örüyorum. Gözümün gördüğü kadar artık. Biraz konuşabilir miyiz anne? Tabii. Bir şey mi oldu? Dışarı çıkalım mı? Burada konuşalım. Otur. Yok. Hava alırız biraz. Güzel bir yere gideriz. Aşağıda bekliyorum ben. Alo. Kimsiniz? Bakın konuşmayacaksanız aramayın artık beni. Yetti artık. Ayıp değil mi? Sapık.
Kraliçe. Ay, ne işin var senin burada? Ha, ay, yüzüne ne oldu? Sakin ol annem, panik yapma. Anlatacağım şimdi her şeyi. Nereye gidiyoruz böyle? Uzaklaştık iyice. Defne, sana diyorum kızım. Bu yolun sonu çok güzel bir yere çıkıyor. Biraz sabredin, orada uzun uzun konuşacağız. Neyi konuşacağız? Neyle alakalı? Her şeyden konuşacağız anne. Hayatımızdan, ailemizden. Defne, sende bir haller var. Ne oluyorsun Allah aşkına? Az kaldı anne. Biz seni İngiltere'de biliyoruz. Şu haline bak. Taksiyle giderken gördüm kavgayı. Sonra bir baktım Selim. 3-5 çocuk bir olmuş, dövüyorlardı onu. Peki o nasıl karışmış bu kavgaya? Kız meselesi diyor. Başka da bir şey anlatmadı. Peki ne olacak şimdi? Bu Londra işi? Bilmem. Düşüneceğim artık bir şeyler. O ne demek oğlum? Düşünecek ne var? Belki de seni bırakıp gitmem. Nasıl olacak o? Okulun? Sevindiğine bakıyorum. Yok oğlum, yani tabii bir yandan okulunu bitirmeni istiyorum. Ama bir yandan da senden ayrı kalmak çok zor. Kimim var benim senden başka? Merak etme annem, seni bırakıp hiçbir yere gitmiyorum. Daha burada yapacak çok işim var benim. Elif'i mi kastediyorsun yoksa? Dün gece dans ettik ya onunla. O an birdenbire kendi kendime ben ne yapıyorum dedim. Sevdiğim kızı bırakıp neredeyse Londra'ya gidiyordum. Açıkçası ben Elif'ten vazgeçtiğini düşünmüştüm. Vazgeçmedim anne. Kim ne derse desin vazgeçmeyeceğim Elif'ten. Benim tatlı kardeşim ne yapıyor? Gitmeye hazır mı? Canım benim. Oh, nasıl özledim. Ne oldu Nazım? Yine yaptım. Ne yaptın? Annem gibi öpüyorsun beni. Annem kadar çok seviyorum da seni, ondan bir tanem. Çok şükür. Sağlığına kavuştun, çıkıyorsun artık. Çıkıyorum değil mi abla? E hadi hazırlan. Ben dışarıda bekleyeyim, siz rahat hazırlanın. Tamam Halil abi. Gel, gel bakalım. Sen giyin, ben kitapları toplayayım. Bunu giymek istiyorum. Kahraman Bey'in hediyesi. Giy tabii bir tane. Sen ne istiyorsan onu giy. Annemize mektup mu yazdın? Hey, bu kalpler ne güzel olmuş. Annem, sen, ben. Birbiri için atan üç kalbiz. Öyleyiz bir tanem. Öyleyiz tabii. Annemize kavuşunca artık hiç ayrılmayacağız. Nazlı hadi. Hadi çabuk hazırlan. Sen gitmek istemiyor musun yoksa buradan? Hadi ablacığım. Hemen. Abla. Beraber fotoğraf çekilelim mi çıkınca? Anneme mektupla göndermek istiyorum. Çektirelim tabii. Sen ne istiyorsan yapalım. Tamam mı bir tanem? Ne istersen. Ay Şebnem ya, sırası mı şimdi? Ne oldu ki? E Selim, dünden beri ses seda yok. Git ya, nasıl bir çocuk böyle? Resmen geldi dağıttı ortalığı. Aslında iyi oldu. Furkan resmen asıldı sana. Ne diye dans ettiysem onunla. Fondip, fondip dedin, al sana fondip. Ya Furkanlar arkasından gitti. Kavga mı ettiler, ne halt ettilerse artık. Uf, çok salak bunlar ya. Kimi merak ediyorsun sen? Furkan'ı değil herhalde. Ya Şebnem bir git. Yakışıklı çocukmuş ama.
Acıyor mu çok? Yok anne, iyiyim ben. Selim, kim yaptı bunu? Of anne ya, ne yapacaksın sen? Boş ver. Neyini boş vereyim oğlum? Neyini boş vereyim ya? Doğum gününe gidiyorum diye çıktın, şu haline bak. Ya oldu işte bir şeyler, ne fark eder? Nehir'le mi ilgili? O yüzden mi kavga ettiniz? Ne oldu oğlum? Ya anne, karakolda bile bu kadar soru sormadılar bana ya. Üstüme gelme ne olur. Of ya, iyice kasıyor bu da artık. Babamı kafalamıştım ne güzel. Virüs modelini aldıracaktım. Ne oldu? Stoklar mı tükenmiş? Annem bozdu işi. Matematik sınavından zayıf alınca. Kızım çalışsaydın sen de. Bizi çalıştıran yok herhalde. Selim gibi. Günaydın hanımlar. Dön bakayım, dön dön dön. Çizmişler seni. Kızım bir git ya. Nehir, yürü gidelim. Sen git. Ben Nehir'le bir şey konuşacağım. Ne konuşacaksın ki? Tamam sen git. Geleceğim. Dün gece dansımız yarım kaldı. Kapa çeneni Furkan. O herif senin sevgilin miydi? Seni ilgilendirmez. Artistin teki yalnız. Ne öyle mekan basmalar falan. Neyse, aldık ifadesini. Nasıl yani? Ne yaptınız? Ha, senin olanlardan haberin yok yani dün gece. Biraz şekil verdik seninkinin yüzüne. Böyle gözünü, burnunu, ağzını. Bence o seni dövmüş. O herif gelmeseydi biraz zor kurtulurdu elimizden de. Kimmiş o? Ne bileyim kim. Artık abisi mi dayısı mı geldi kurtardı işte bunu. Neyse, söyle ona. Karşıma çıkmasın bir daha. Bence sen onun karşısına bir daha çıkma. Niye geldik buraya? Defne. İyi misin kızım? Deniz havası iyi gelir dedim anne. Niye getirdin kızım beni buraya? Ne işimiz var burada? Anlatsana kızım. Siz anlatacaksınız, ben dinleyeceğim. Neden yaptınız bunu? Neden bahsediyorsun? Ben hiçbir şey anlamıyorum. O kadar iyi bir yalancısınız ki. Hala oyun oynamaya devam ediyorsunuz. Ben Ankara'da değildim. Kıbrıs'a gidip doktorumuzla konuştum. Her şeyi biliyorum. Neyi biliyorsun kızım? O bebeğin benden olmadığını. Her şeyi öğrendim. Çok büyük. Elif, bırak bırak. Ben hallederim. Siz geçin. Sağ ol Halil abi. Gel bakalım. Ben de sana evi gezdireyim. Tamam. Hadi. Kahraman Bey, hoş geldiniz. Duymamışım geldiğinizi. Bir isteğiniz var mı? Ayşe, bana bir kahve yapar mısın? Hemen. Aa Elif, geldiniz mi? Geldik, geldik. Aysel abla Nazlı. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Kahraman Bey'i de tanıyorsun zaten. Merhaba Kahraman Bey. Hoş geldin Nazlı. İyi gördüm seni maşallah. Elbise için teşekkür edememiştim size. Sağ olun. Ne demek? Yakışmış. Güle güle giy. Biz artık çıkalım. Sen de dinle.
Ben de bir şeyler hazırlayayım size, getiririm yukarıya. Zahmet etme Caysel abla. Aa, olur mu öyle şey canım? Hemen hazırlarım. Hadi. Gördüğüm iyi oldu. Ne oldu abla? Birkaç gündür biri arıyor beni. Gizli numara. Sapık mıdır nedir anlamadım. Ne diyor? Bir şey de demiyor. Susuyor, öylece duruyor. Sesimi dinliyor herhalde. Ben de korktum. Ne yapacağım bilemiyorum. Tamam tamam, ben ilgilenirim. Kimmiş neymiş öğreniriz. Şimdi Kerem'e söylemek istemedim. Ne yapacağı belli olmaz onun. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Ben şimdi avukatla konuşurum. Merak etme sen. Tamam. Hepimizi kandırdınız. Hadi beni geçtin. Oğlunuza yalan söylediniz. Kahramanı hiç tanımadığı bir kızdan çocuk sahibi yapıyorsunuz. Ya siz nasıl böyle bir şey yaparsınız? Bizim hayatımızla oynadınız. Siz nasıl bir insansınız anne? Nasıl sözler bunlar kızım? Ben o bebeği kendi evladım diyebilecektim. Kucağıma alacaktım. Annesiyim diyecektim. Sizin yalanlarınız yüzünden başka bir kadının çocuğunu sevecektim. Nasıl böyle bir kötülük yaparsınız bana? Sizin hiç korkunuz yok mu? Hiç mi düşünmediniz beni? Hadi beni geçtim. De kahraman. Kahramana nasıl yalan söylediniz? Yeter. Yeter! Ben her şeyi sizin için yaptım kızım. Bizim için mi? Ya ortada başka bir kadının çocuğu var. O çocuğun annesi Elif. Koskoca bir yalan söylediniz. Siz bir çocuk istiyordunuz. Ben de bu çocuğu size verdim. Keşke senin çocuğun olsaydı. Ama olmadı. Mümkün değildi. Bunu yapmaya mecburdum. Mecbur değildiniz. Söyleyebilirdiniz. Olmuyor diyebilirdiniz. Ama siz kendi başınıza kararlar aldınız, oyunlar oynadınız. Bir şey unutuyorsun kızım. Sen bu çocuğu neden bu kadar istedin? Bir düşün bakalım. Neden olabilir? Ben her kadın gibi çocuğum olsun istiyordum. Kendi yavrumu kucağıma almak istiyordum. Sen kahramanı elinde tutmak için o çocuğu istedin. Çünkü çocuğunuz olmazsa evliliğinizin biteceğini biliyordun. Korkuyordun. Ben senin evliliğini kurtardım. Kahraman asla sorun yapmadı bunu. O her zaman çocuğumuz olmadan da mutlu olabileceğimizi söyledi. Onun söyledikleri başka, benim söylediklerim başka. Ben bu ailenin soyunun devamını sağlamakla mükellefim. Ailemizin bir varise ihtiyacı vardı. Bu ya senin sayende olacaktı ya da başka bir kadının. Sizin ailenizin devamı her şeyden önemli mi yani? Benden, kahramandan. Sizin hiç insafınız yok mu? Böyle bir şeye nasıl cesaret ettiniz? Sen bu işlere burnunu sokmasaydın hiç kimse bir şey öğrenmeyecekti. Artık çok geç. Ben her şeyi öğrendim. Ben o çocuğu istemiyorum. Kahramana gidip her şeyi söyleyeceğim. Son günlerde gizli numaradan arıyormuş sürekli. Bu kişinin adını, sanını, kaldığı yeri, adresini, her şeyini öğrenmek istiyorum. Tabii efendim. Birkaç gün içinde buluruz. Tamam. Sağ ol. Bütün yalanlarınız ortaya çıkacak. Ziya Bey, kahraman, herkes nefret edecek sizden. Ya sen ne yapacaksın? Ha? Tüm hayatın boyunca doğuramayan eksik bir kadın olarak mı yaşayacaksın? Bak kızım. Önünde iki yol var. Ya her şeyi mahvedeceksin ya da bu saltanatın keyfini süreceksin. Herkes o çocuğu senin bilecek. Hele bir de erkek olursa işte o zaman senden iyisi yok. Kahraman da
Ziya Bey de seni el üstünde tutacak. Ben böyle bir şey meraklısı değilim. Yalanlarla yaşamak istemiyorum. İkimiz de kadınız Defne. Anlarız birbirimizi. Yörük Han soyadı senin sayende devam edecek diyorum. Bunun ne demek olduğunu anlıyor musun? O bebeğin annesi Elif. Kimse bilmeyecek bunu. Sen de alışacaksın zamanla. Unutursun hakikati. Ne yapıyorsun? Defne, ne yapıyorsun? Her şeye son vereceğim anne. Sen cezanı çekeceksin. Ben de bu ıstıraptan kurtulacağım. Çok şükür. Bak benimlesin, yanımdasın. Keşke annem de bizimle olsaydı. Keşke. Ama artık inşallah o da olacak yakında. Annem de buraya mı gelecek abla? Bilmem. Belki kendi hayatımızı kurarız. Hem ben bir iş bulurum. Sen burada çalışıyorsun ya abla. Ayrılacak mısın yoksa? Yani ileride ayrılacağım tabii. Uzun süre hizmetçilik yapmak istemiyorum Nazlı. Bakarsın daha iyi bir iş bulurum. Çok görüyorlar değil mi abla seni? Kocaman ev, işi bitmez ki. Sen ne iş yapıyorsun abla burada? Kızlar, size sıcak poğaça getirdim. Fırından yeni çıktı. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Teşekkürler. Hadi al bakalım, otur. Acıktın mı? Biraz. Cesaretin var mı buna? Bütün sevdiklerinden, her şeyden vazgeçebiliyorsan yap kızım. Benim için fark etmez. Yaşadığım kadar yeter bana. Hiç düşünme. Hadi. Gel, beni dinle kızım. Kahramanla mesut bir hayatınız olsun. O nasılsa bilmeyecek. Hiç kimse bilmeyecek. Sen o çocuğun annesi olacaksın. Yörük Han soyadı senin sayende yaşayacak. Bu sır da benimle birlikte mezara gidecek. Kararını verdin mi? Kimseye bir şey söylemeyeceksin değil mi? Söylemeyeceğim. Aferin. Ben de olsam aynını yapardım. Gün gelecek, bana teşekkür edeceksin.
Hepimiz çok mutlu olacağız Defne. Hepimiz. Artık senin isteklerin olmayacak. Bu bebek doğmayacak. Doğmayacak. Abla, bu bahçe harika. Güzel havalarda piknik bile yaparız belki. Voleybol bile oynayabiliriz. Sen biraz kendini topla, ondan sonra bu dediklerin. Şimdi yorma kendini, tamam mı? Tamam abla. Hadi içeri girelim, üşütme. Ya lütfen birazcık daha kalalım abla. Zaten kaç gündür hastane odasında kapalı kaldım. Nazlı. Hadi gel. Nazlı. Lütfen. Aa, bak kim var burada. Gel bakalım. Gel bakalım. Kader'le tanış. Merhaba Kader. Çok tatlı. İsmi de çok güzel. Ben koydum ismini. Nazlı, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl oldun? Daha iyisin değil mi? Çok iyi hissediyorum kendimi. Teşekkür ederim. Yani kan verdiğiniz için. Rica ederim. Kan kardeşi olduk işte, fena mı? Gel bakayım sen buraya. Gel. Gel. Ben sizi İngiltere'ye gidiyorsunuz diye biliyordum. Planlar değişti Elif. Yüzünüze ne oldu? Ha bu mu? Önemli bir şey değil. Dün gece sizden sonra küçük bir meseleyi hallettim. Londra'ya gitmekten vazgeçtim Elif. Ben buraya aitim. Nazlı. Ben bir Nazlı'ya bakayım Kerem Bey. Nazlı. Kızım. Bak bugün olanları unutalım. Tamam mı? Yepyeni bir sayfa açalım. Bak göreceksin hayırlısıyla şu bebek doğsun. Her şey öyle güzel olacak ki. İkimiz de her istediğimize kavuşacağız. Değil mi? Haklısın anne. Aferin. Şimdi eve gidelim. Beraber kahvemizi içelim. Benim ofiste işlerim var anne. Sizi eve bırakıp oradan şirkete geçeceğim. Tabii, tabii. Sen git işlerini hallet kızım. Ya baba söyledim ya işte. Laftan anlayacak tipler değildi onlar. Ha. Oğlum. Senin beni rezil etmekten başka bir işin gücün yok mu? Ha? Kerem Bey'i de karıştırmışsın kavgaya. Karakolluk olmuşsunuz. Kerem kendi gelmiş, o görmüş. Benim haberim yok. Allah Allah ya. Adam olmayacaksın sen değil mi? Beyimizde bir afra, bir tafra. Ya baba nerelere getirdin konuyu yine Allah aşkına ya? Kes! Benimle doğru düzgün konuş. Saygısız! Dayı, müsait misin? Biraz konuşabilir miyiz? Tabii gel, buyur. Ben Londra'ya gitmekten vazgeçtim dayı. Ne demek Londra'ya gitmekten vazgeçtim? Okul ne olacak? Acelesi yok, sonra bitiririm. Belki de hiç bitirmem. Zaten çok da ihtiyacım yok o diplomaya. Kerem saçmalama. Onca emeğin var senin o okulda. Ne yapacaksın? Eğitimini yarım mı bırakacaksın? Benim yarım bırakmak istemediğim daha önemli bir şey var dayı. Elif. Kerem saçmalama. Yarın uçak biletini alıyorsun ve Londra'ya uçuyorsun. Tamam mı? Hiçbir yere gitmiyorum dayı. Kerem yeter artık. Okulun her şeyden önce gelir. Bu sefer seni dinleyemem dayı. Bu benim kararım. Geride dönüş yok zaten artık. Göz göre göre her şeyi mahvedeceksin yani. Bütün eğitim hayatını çöpe atacaksın. Öyle mi? Anlasana dayı, gidemiyorum işte. Okulmuş, dersmiş, hiçbir umurumda değil ki.
Benim tek derdim var Elif. Kerem yeter artık, sıkıldım. Bıktım senin bu çocukça hayallerinden. Kendi kendine masallar uydurup duruyorsun. Masal değil bunlar dayı. Hepsi gerçek olacak, göreceksin. Kerem bak sana son kez söylüyorum. Yarın biletini alıp Londra'ya uçuyorsun. Tamam mı? Ben de son kez söylüyorum dayı. Senden izin alacak yaşı çoktan geçtim ben. Bu benim hayatım. Kararları da ben veririm. Peki. Tamam, öyle olsun. Gitme. Nasıl istiyorsan öyle yap. Bu senin hayatın. Artık hiçbir şeye karışmıyorum. Ne halin varsa yorum. Çıkabilirsin. Defneciğim tamam artık ağlama ne olur. Hiç kolay bir şey değil Emine. Kandırıldım ben. Belki de ömrüm boyunca başka bir kadının çocuğunu kendi çocuğum bilecektim. Ne yapmayı düşünüyorsun? Kahramana söyleyemem. Neden? Bebeğin benden olmadığını öğrense bile kahraman bebeğini bırakmaz artık. Elif'i de bırakmaz. O zaman Kıymet Hanım'ı dinleyeceksin öyle mi? Hiçbir şey olmamış gibi devam edeceksiniz. O bebeği istemiyorum. İyi de Defne, bebek Elif'in karnında. Üstelik her geçen gün büyüyor. Bir yolunu bulup Elif'in o bebeği doğurmamasını sağlayacağım. Defne sen ne diyorsun? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Artık gözüm hiçbir şey görmüyor Emine. Ben başkasının çocuğuna annelik yapmak istemiyorum. Hem düşünsene, ya Elif de öğrenirse? Başımıza bela olur o kız. Bence sen Kahraman Bey'i kaybetmekten korkuyorsun. Tabii ki. Artık çocuk falan, ben vazgeçtim bu sevdadan. Eski huzurlu mutlu günlerimize geri dönmek istiyorum. Elif'ten de bebekten de kurtulmam lazım. Emine, senin yardımına ihtiyacım var. Bir ilaç falan bir şey bulup o bebeği düşürtmem lazım. Defneciğim bir kere daha düşün bunu. Ben kararımı verdim. O bebekten kurtulacağım. Bir gün beraber dışarı çıkarız değil mi abla? Alışveriş yaparız, sinemaya gideriz. Olur canım, çıkarız. İzin alman zor olur mu? Sen geldin ya, Kıymet Hanım izin verir. Kaç kişi çalışıyor burada? Senin gibi başka da var değil mi? Var ablacığım. Herkesin işi başkadır tabii. Sen yemek yapıyor musun? Mutfak işi yani. Yapmıyorum. Temizlik yapıyorsun o zaman. Hı, yapıyorum. Beraber yaparız her şeyi. Bizim evi nasıl temizliyorduk hatırlasana. Yine el ele verip ikimiz mis gibi yaparız her yeri. Hoş geldin Nazlı. Hoş bulduk. Sağ ol, otur otur, sen ameliyatlısın. Geç bakalım şöyle. Elif'in kardeşini gördüm demin. Çok tatlı bir kız, güler yüzlü. Ha, bunlar iyice yerleşecek buraya. Sığınmacılar gibi doluştular evin içine. Yakında anaları da gelirse şaşırmam yani. Ay yazık Şükran abla, ne yapsın zavallılar? Bence Kıymet Hanım iyi bir şey yapıyor. Aa, yapıyor ama niye yapıyor, hiç düşündün mü? Niye yapsın canım, hayrına yapıyor. Ha, çok safsın Gülsüm. Sen bir şey biliyorsun herhalde. Henüz yok ama takipteyim. Bir ipucu bulursam... Şükran abla, sen dedektif falan olmalıymışsın. Her şeyden şüpheleniyorsun. Hı, şüpheleniyorum. Mesela senden de şüpheleniyorum. Benden mi? Ne yaptım ben şimdi? Mesela o kadar çekirdeği bir oturuşta nasıl yiyorsun hiç anlamıyorum. Robot gibi çıt 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 çıt. Kafam şişti, aa. Kaç adım olmuş? Ay ben sana kaç tane çekirdek yedin diye soruyor muyum Gülsüm? Sana ne? Şükran abla. Bu spor sende gerginlik yapıyor. Ben yol yakınken vazgeç bu sevdadan derim. Ha. Asla vazgeçmem Gülsümcüğüm. Spor benim hayat tarzım, yaşam felsefem.
Tadına bakıyorum ya, yanlış anlama. Güzel. Çok iyi gördüm seni. Maşallah. Sağ olun, sayenizde. Bir şeye ihtiyacın olursa haber ver. Her şeyin çaresini buluruz. Hadi bakalım, sen şimdi güzel güzel istirahat et. Ben odamdayım. Kıymet Hanım, benim sizinle konuşmam gereken önemli bir konu var. Tabii, gel odama konuşalım. Hemen geliyorum ben. Tamam abla. Söyle bakalım kızım. Kıymet Hanım, benim çalışmam lazım. Nazlı bana sorular sorup duruyor. Ben bir şey anlayacak diye korkuyorum. Ne iş yaparsın kızım bu halinle? Temizlik olur. Mutfakta bir iş olur. Artık siz bana neye uygun görürseniz. Kızım, hamilesin sen. Öyle ağır işlerde çalışman münasip olmaz. İyi de Kıymet Hanım, bütün gün odada boş boş oturuyorum ben. Bu sefer de Nazlı kesin yalan söylediğimi anlar. Aleyküm selam olsun. Anlat bakalım. Gördün mü nişanlınızı? Gördüm, hallettim, sağ olasın. Nişanlınla bir derdin mi var senin? Yok, ne derdim olacak ki? Bir sıkıntı varsa halledelim. Ha, eyvallah. Baş tacısın. Geçen parti hallolmuş. Sen de sağ olasın. Eyvallah. İşler büyüyor Maksut. Yağlı kapıya tezgah açtık. Hayırdır? Yörükhanların işini aldık oğlum. Yörükhan mı? Bu bizim için çok mühim bir kapı. Şirketin bütün taşıma işi artık bizde. Hayırlısı olsun. Ne diyeyim? Hayal et Maksut. İş büyük diyorum. Yörükhanlar diyorum. Yörükhanların mallarını taşıyacağız diyorum. Sen o tırlara ne koyarsan koy artık. Ha. O şekil diyorsun yani. İyi günler. Hatice Hanım merhaba. Telefonda konuşmuştuk biz. Bebek konusu. Tamam. Buyurun içeri. Gel kızım gel. Kahraman, seninle biraz konuşabilir miyiz oğlum? Tabii. Gelin konuşalım. Geç kızım. Oğlum, Nazlı'nın şüphelenmemesi için bizim Elif'e bir iş bulmamız lazım. Lida anne ne iş yapacak? Öyle ağır iş yapamaz tabii. Ben diyorum ki Defne'nin özel hizmetçisi olsun. Herkes Defne'yi hamile biliyor ya, kimse kuşkulanmaz. Sen ne diyorsun Elif? Bence bir sorun yok Kahraman Bey. Yeter ki Nazlı anlamasın. Peki. Madem öyle gerekiyor. Bir de asıl meselemiz oğlum, yarın öbür gün bu kızcağızın karnı büyüyecek. O zaman ne yapacağız? Onu düşünmeliyiz. Vallahi anne, her şeyi sen planladın. Bunun için de bir şey düşünürsün. Düşündüm. Aklıma gelen tek yol Elif'in bu evden gitmesi. Nereye gidecek?
Başka bir eve gidecek oğlum. İlk günlerde yaptığımız gibi. Ama bu sefer emniyet işini çok sağlam tutacağız. Kıymet Hanım, iyi de Nazlı ne olacak o zaman? Onu da yatılı bir okula veririz kızım. Sen bebeği doğurunca yine görürsünüz birbirinizi nasılsa. Kıymet Hanım, Nazlı yapamaz oralarda. Onun bana ihtiyacı var. Daha iyi bir fikrin varsa söyle kızım. Senin hamile olduğunu hiç kimse anlamamalı. Bunun için de ne lazımsa yapacağız. Neyse, bunları daha sonra konuşuruz gene. Hava çok soğudu. Ben kaçıyorum çocuklar. Sen mi hamilesin? Evet. Bak kızım, doğmamış bebenin günahı büyük olur. Emin misin buna? Başka çarem yok. Ailem duyarsa beni öldürür. Siz istiyorsanız ben yaparım. Yalnız bu işin parası biraz fazla tutar. Para sorun değil. Ne kadar isterseniz ben ödemeye hazırım. Sen nesi oluyorsun bu kızın? Arkadaşıyım. İyi bakalım. Ben size bir ilaç hazırlayacağım. Kesin düşer değil mi bebek? Düşer. Peki bir zararı olur mu içen kişiye? İlaç tesirli bir ilaç. Kolay değil. Karnından bir canlıyı söküp alacak. Her şey olabilir. Buna mecburuz Emine. İstersen sen bir daha düşün kızım. Bu işin geri dönüşü yok. Yok. Biz kararımızı verdik. Hazırlayın, siz alıp gidelim. İyi madem. Siz oturun biraz. Ben hazırlayıp geleyim. Ya Elif'e de bir şey olursa? Bebekten kurtulmam lazım Emine. Bir yalan bir başka yalanı doğuruyor. Bunun sonu yok herhalde. Maalesef. İnsanlara yalan söylemek, annemin kız kardeşimin yüzüne bakarak bunu yapmak o kadar zor ki. Benim için de öyle. Ben yalan söyleyince annem hemen anlardı biliyor musunuz Kahraman Bey? Hiç söyleyemezdim. Bir keresinde okuldan kaçmıştım. Son derse girmedim diye arkadaşımla. Eve de vaktinde döndüm. Ama böyle nasıl suçluluk hissediyorum. Sanki kötü bir şey yapmışım, bir suç işlemişim. Annem hemen anladı. Şöyle bir baktı. Ne oldu dedi. Başladım hüngür hüngür ağlamaya. Ben hep yalansız dolansız bir hayat istedim. Yani paramız olmasın. Fakir olalım ama ben ne bileyim sevdiğim insanlar yanımda olsun. Güvende olayım istedim. Babam yüzünden belki. O gece gelmezdi, sabah kalkmazdı. Bizi annemiz büyüttü Nazlı'yla beni. Ben ona hem annem baba bildim. Babasız büyümek böyle bir şey galiba. Baba olmak zor bir şey herhalde. Gözüm korkuyor biraz. Bence siz hiç korkmayın. Siz çok iyi bir baba olacaksınız. Gerçekten mi? Öyle, güvenin bana. Thank you.
herkesi. Tamam. Aman Ziya Bey, kendine dikkat et. Hadi Allah'a emanet ol. Daha iyisin, değil mi? İyi olmaya çalışıyorum. Konuştuklarımızı unutma. Kimseye bir şey söylemek yok. Hem senin iyiliğin hem ailemizin iyiliği için. Tamam. Herkes bu evde seni hamile biliyor. Şükran'ın gözü üstünde. Aman sakın açık verme, rezil olursun. Siz bir yolunu bulup üstünü kapatırsınız anne. Ne biçim laf bu şimdi? Gene açma aynı konuları. Unutulacak bir şey mi sizce? Kızım, o bebek doğunca sen bu evin kraliçesi olacaksın. Kraliçesi. Benim yerimi alacaksın bu evde. Benim biraz işim var. Bekle. Elif'in kız kardeşi geldi. Şimdi yukarıdalar. Elif bundan böyle senin özel yardımcın olacak. Kız kardeşi bir şey anlamasın diye böyle düşündük. Özel yardımcım kocamdan hamile. Vay be. Defne, bir daha bu konuda ağzını açmayacaksın. İlelebet. Anladın mı? Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Abi başın döndü ya. Bir otur biraz ya. Ya çok uzadı bu iş dayıoğlu. Dellendim anlıyor musun? Yani git gel elim bomboş. Ha Emine'ye de yani numara yapmaktan gına geldi ya. Vallahi abi ne yalan söyleyeyim ben içten içe çok üzülüyorum o kadına ya. Ne bileyim yazık ya. Kendi kendine aşk yaşadığını sanıyor. Yani Defne Hanım gelse bütün bunlara da gerek kalmayacak da. Kadın gelmiyor. Abi o gelmiyor sen onu getirmeyi sağla. Ben onu getirdim. Ben onu getireyim. De. Nasıl olacak? Abi böyle eve gelmesini sağlayacak bir şey yap. Acil durum gibi bir şey. Ulan Veysel. Ulan Veysel sana helal olsun lan. Kedi olalı bir fare tuttun. Helal sana. Abi arada benim de kafa çalışıyor. Aynen aynen çalışıyor. Peki ne yaparsak Defne Hanım koştura koştura eve gelir? Ev yanardı. Ev yakalım lan Maksut. Oha, oha. O kadar da değil. Manyak mısın? Ne yapacaksın abi o zaman? Bu kadın için hayattaki en önemli şey ne? Bilmiyorum ne? Babası. Babasına bir şey olursa koştura koştura eve gelir mi? Gelir. Gelir. Ulan var ya şimdi keyfim çok yerine geldi ha. Yemin ediyorum Maksut abin yarın bu işe noktayı koyuyor oğlum. Kalk çay demle. Haydi. Arkadaş işe yarıyoruz yine çay demliyoruz ya. Güzel oldu. Thank you.
Süt mü o? Evet. Aa, biliyorum. Hamileyken ben de içmiştim. Ama dikkat et, gaz yapıyor. Niye iki tane bardak var orada? Diğerini kim içecek? İkisini de ben içeceğim. İtirazın mı var? Ay, istersen kazanla iç, bana mı dert? Gaz yapıyor diye. Nazlı, Kıymet Hanım beni temizlik işlerinden aldı biliyor musun? Defne Hanım'ın yanında çalışacakmışım bundan sonra. E ne güzel. Daha iyi bir şey değil mi? Yani tabii daha rahat olacağım. Defne Hanım hamile ya şimdi. Ondan öyle yaptılar herhalde. Herhalde. Hoş geldin Nazlı. Hoş bulduk. Biz de şimdi sizden konuşuyorduk. Ablam özel yardımcınız olduğunu söylüyordu. Görünüşe göre pek öyle değil. Ben alayım Defne. Yok yok, ben hallederim. Yakındaki köyden alıyoruz bu sütü. İçersiniz diye getirdim. Alsana Nazlıcığım. Teşekkür ederim. Sen de içsene Elif. Teşekkür ederim, zahmet oldu. Ben daha sonra içeyim. İç vallahi abla. Tam bizim oraların sütü gibi, çok güzel. Afiyet olsun canım. Ne yapıyorsun? Dikkat etsene. Çok özür dilerim. Ben hemen temizlerim burayı. Sakar şey. Of, of! Hep böyle sinirli midir? Ablacığım, basma sen de, otur şöyle. Ben bir bez bulayım, geleyim temizleyeyim şurayı. Nerede kaldın sen? Ofiste işlerim uzadı, anca geldim. Toplantın nasıl geçti? Gayet iyiydi. İyi geçti. Defne artık bana yalan söyleme! Ne diyorsun kahraman? Levent'le konuştum, Ankara'ya falan gitmemişsin. Özür dilerim. Neredeydin? Nereye kayboldun? Bana neden yalan söylüyorsun? Ya kahraman, sakin olur musun? Anlatacağım her şeyi. Hemen! Her gün 10.000 adım. Anladınız mı? Sağlıklı yaşamın sırrı bu. Şimdi ben evin içinde her gün 10 kere aşağı 10 kere yukarı inip çıkıyorum ama kaç adım eder bilemedim. Ay öyle evin içinde olmaz canım. Bak dışarıda bir sürü yürüyüş alanları var. Temiz hava. Temiz havayı ciğerlerine çekeceksin. Sonra güneş ışığı. Vücudunuz her gün 15 dakika güneş ışığı görecek. Ay ne güneşi Şükran. Her yer kış kıyamet. Aman Aysel, bahane üretme. Güneşli olduğunda çık sen de. Şükran abla, güzel diyorsun da bizim hiç vaktimiz yok ki. Sabahtan akşama evin işi anca bitiyor. Hmm, canım benim. Dergi okumaya, çekirdek çıtlamaya var ama zamanın. Bahane istemiyorum. Bu evde 3 beyazı yasaklıyorum. 3 beyaz neymiş? Un, şeker, yumurta. Ay kek mi yapsak? Bir canım çekti ki. Ay sen ne keki? Ben ne anlatıyorum burada? Şey diyordun, 3 beyaz diyordun. Hı, 3 beyaz. Tuz, un,
şeker. Baş harflerini topla. Ne diyor? Tuş. Tuş. Bunları yiyip tuş olmayın diyor. E taş gibi olacağımıza niye tuş olalım değil mi ama? Doğru. Şükran abla. Sen televizyonlara çıksana. Çok güzel konuştun. Söyledikleri hep akılda kalıyor değil mi? He. Bak bak bak. Sen çık kız televizyona. Belki bir koca bulursun kendine. Sana söylemedim çünkü ben Kıbrıs'a gittim Kahraman. Kıbrıs'a mı? Neden? Nakil işlemini yapan doktorla görüştüm. Anneme inanmadın değil mi? Her şeyi ilk ağızdan duymak istedim. Başka türlü içim rahat etmeyecekti. Peki... ne çıktı sonuç? Haklıymışsınız. O bebek ikimiz. Bak gördün mü? Değdi mi şimdi bunca gürültüye? Defne kim neden böyle bir şey yapsın ki bize? Bak. Bu bebek bizim. Annesi sensin. Babası da benim. Ne oldu yine? Sinirlerim bozuldu. O kadar sinirlenecek ne var ki? Alt üstü bir kaza. Ne bileyim Nazlıcığım. Yani günü kötü geçmiştir. Belki canı bir şeye sıkkındır. Olamaz mı? Kötü geçtiyse geçti abla. Acısını neden senden çıkarıyor? Canım benim yani ilk defa oluyor böyle bir şey. Bugüne kadar hep iyi davrandılar bana gerçekten. Hamile ya Defne Hanım. Ondan mı bu kadar sinirli acaba? Hamileler gergin olurmuş. Olabilir tabii, olabilir. Düşünsene abla. İçinde bir bebek büyüyor. Yavaş yavaş. Nereden bileyim Nazlı? Bilmiyorum ki. Bir gün öğreniriz belki. Yani evlenince. Sen yine pembe hayaller kurmaya başladın ha? Ne oluyor? Kötü bir şey mi abla? Sen istemez misin mesela evlenip çocuk doğurmak? İsterim herhalde. Tabii önce bunun için damat bulmak lazım. Bu işler öyle tek başına olmuyor. Aa şuna bak ya. Bacak kadar boyuyla neler diyor bana. Gelirsem oraya ne yaparım seni biliyor musun? Ha? İyi misin? İyiyim. Çok yoruldum Kahraman. Sen de öyle bağırınca ağrıma gitti. Bana yalan söyledin. Sen benim karımsın. Bizim aramızda böyle şeylerin olmaması lazım. Mecbur kaldım Kahraman. Sana söyleseydim Kıbrıs'a gitmeme izin vermezdin. Neyse artık olan oldu. Şimdi daha iyisin değil mi? Artık bunu aş. Bizim bir bebeğimiz olacak. Gözleri, gülüşleri sana benzeyecek. Ben artık bebeğimizi kucağıma almak için çok sabırsızlanıyorum.
Heh. Buyur kızım. Halil amca, Selim evde mi? Ona dersle ilgili bir şey soracaktım da. Ha. Buyur geç, geç. Teşekkür ederim. Selim. Kalk, Nehir geldi. Kalk. Gel kızım. Teşekkür ederim. Ya kıyamam. Ne yaptılar sana böyle? Ne istiyorsun? Bak dün gece olanları sen yanlış anladın. Neyi yanlış anladın Nehir? Bayağı dans ediyordunuz beraber. Mecbur kaldım. İddiaya girmiştik. Sonra ben kaybedince... Tamam Nehir, dinlemek istemiyorum. Sen bana inanmıyor musun? Nehir, beni rahat bırak. Sen git o zengin arkadaşlarına takıl. Gerek yok zorlamaya. Zaten bizden bir şey olmaz. Sen ne demek istiyorsun? Duydun işte. Bak işte ben bu soruyu diyorum. Bir türlü yapamadım. Şey, gazeteyi unutmuşum da ben. Nehir, sıkıldım artık bu oyunlardan çocuk gibi. Selim ne olur. Özür dilerim. Böyle olmasını istemezdim. Babam ne zaman dönecek Hatay'dan? İşleri uzamış, birkaç gün daha var diyor. Hmm. Hop bakalım küçük hanım. Ne o? Selam sabah yok mu? Fark etmedim babacığım. Aklım başka yerdeydi. Nereden geliyorsun sen? Şey, dersle ilgili bir şey vardı da Selim'e sormuştum. Senin ne işin var onlarla? Çocuk serserinin teki. Orada burada kavga çıkaran bir anarşist. Ya, o kadar da değil. O kadar tabii Şükran. Biliyorum ben her şeyi. İki gün uslu dursa üçüncü gün kavga çıkarır bu tipler. Bir daha seninle görüşmeni istemiyorum. Bundan sonra dersle ilgili bir problemin olursa bana sor. Ay Yakup, sen sanki çok iyi bilirsin matematiği, geometriyi falan. Bana lisede Pisagor Yakup derlerdi. 5 kere 5 25. Senin haberin yok Şükran. Ben ders çalışacağım. Odamdayım. Hı? Canan nerede? Onu göremiyorum bu ara. Okula gitti o. Yüksek lisans dersleri başlamış. Hı. Pisagor Yakup'a. Daha veremedim. Aslında tam veriyordum. Bardağı düşürdü salak. Nasıl acele etmem Emine? Bu gece zor ama yarın sabah kesin vereceğim o ilacı. Emine kapatmam lazım. Kahraman şüphelenecek. Görüşürüz. Levent, evde çalışırken bir şeye takılmış. Çok yoğunsunuz herhalde bugünlerde. Senin kadar değil. Biraz ara mı versen? Bunların hepsini okumam lazım. Benden daha mı önemli o kağıtlar? Affedersiniz. Beni istemişsiniz. Bir şey mi oldu? İki tane filtre kahve alalım. Benimki sütlü olsun.
Tamam, hemen getiriyorum. Ne yapıyorsun sen? Elif bu işleri mi yapacak? Kendisi istemiş kahraman. Nazlı hamile olduğunu öğrenecek diye ödü kopuyor. Herkes özel yardımcım olduğunu inandırmamız lazım. Ya boş ver, bütün gün yatıyordu, bak biraz hareket ediyor. Sonunda buldum seni iyi. Kayıplara karıştın iyice. Buradayım ben. Yalnız mısın bu akşam? Ben de yalnızım. Ne içiyoruz? Anladın değil mi nasıl yapıldığını? Anladım, basitmiş zaten. Her şey makine yapıyor. He, öyle vallahi. Al bunu da. Şey, Defne Hanım bir de süt istedi. Sütü burada, o kendi istediği gibi koyar, tamam? Tamam, çok sağ ol. Sen şimdi özel yardımcısı mı oldun bu Defne'nin? Öyle Şükran Hanım. Ay, o iyi ki bir hamile kaldı. Şimdi artık nazından geçinmez gelinciğin. Valla ben sana söyleyeyim, çekeceğim var Elif. Neden? Nasıl neden? Ya sen hala anlamadın mı Defne'nin nasıl bir cadı olduğunu? Artık yani bu evde seni bir aşağı bir yukarı koşturur. Boş oturmaktan daha iyi benim için. Boş boş oturmaktan daha iyi. Valla sen şimdiden böyle saf olursan tepene binerler. Azıcık şöyle gözünü aç, ezdirme kendini. Bir şey soracağım sana. Ama nereden çıktı şimdi bu demeyeceksin. Tamam, sor. Eğer bebeğimiz olmasaydı, yani bu işlere hiç girişmeseydik, yine sever miydin beni? Bu sorunun cevabını biliyorsun Defne. Duymak istiyorum. Tabii ki de severdim. Bizim bir çocuğumuz olmak zorunda değil. Yani bir çocuğumuz olmadan da biz mutlu olabilirdik. Ama ailem bir torun bekliyordu. Yörük Han soyadını taşıyacak bir varis istiyordu. Yine de son kararı ben veririm. Peki. Her şeyi başa alma şansımız olsaydı, yine aynı karar verir miydin? Bak bu zor soru işte. Söyle kahraman. Yine kabul eder miydin taşıyacağı annelik fikrini? O günlerde baba olmanın ne demek olduğunu bilmiyordum. Sonra yavaş yavaş hissetmeye başladım. Bu çok çok özel bir his. Yani biliyorsun ilk başlarda bu fikre hep karşıydım ama şimdi kendi kendime düşününce bir bebeğimiz olacak. Bu fikir en sıkıntılı anımda bile bana yetiyor. Yine aynı kararı verirdin diyorsun yani. Bilemiyorum. Bu çok zor bir durum tabii. İkimiz de çok yıprandık. Herkese bir ton yalan söylüyoruz. Bu da işin kötü tarafı. Peki ya sen? Senin fikrinde bir değişiklik var mı? Yani pişman değilsin değil mi bunu yaptığımız için? Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Otursana biraz. Ben oturmayayım, Nazlı bekler beni. Otur canım 5 dakika.
babam. Görmen lazım. Yerlerde yuvarlandı, rezil etti kendini. Özlemişim seni. Artık Londra'ya gitmediğine göre daha sık görüşebiliriz. Eskisi gibi. Sevgilinle ne oldu peki? Üf Kerem. Öylesine bir şeydi zaten. Bitti gitti. Bakar mısın? Bir tane daha. Bir tane daha ben de içersin. Hadi gidelim. Yakıştı tepsi eline. Senin işin buymuş bence. Bundan sonra hayatın hep böyle devam edebilirsin. Ya da taşıyacağı annelikten devam işte. Güzel para var bu işte. Teşekkür ederim Defne Hanım. Beni düşünmenize gerek yok. Benim başka planlarım var. Nedir? Hukuk fakültesine gideceğim ben. Avukat olacağım. Bunun ne kadar zor bir şey olduğunu bilseydin. Bu cümleyi kurmaya bile korkardım biliyor musun? Ben kendime güveniyorum. Benim başka bir çarem yok. Başka şansım da yok. O yüzden yapmak zorundayım. Yapacağım. Bence sen kendini hiç yorma Elif. Bizden sonra başka bir aile bul. Bak çocuk sahibi olmak isteyen bir sürü aile var. Böyle bir şey bir daha yapmayacağım biliyorsunuz. Neden? Pişman mı oldun? Hiç kolay değil. Nesi zor? Bütün gün yatıyorsun. Defne Hanım, ben bunu yapmaya mecburdum. O yüzden yaptım. Bunun nasıl bir his olduğunu bir kez daha düşünün isterseniz. Peki, karnındaki kendi çocuğun olsaydı? O zaman mutlu olur muydu? Şu an için öyle bir ihtimal yok. Diyelim ki var. Diyelim ki karnındaki senin çocuğu. Bunu hiç yaşamadan bilemem. Ama madem merak ediyorsunuz, neler hissettiğimi anlatayım size. Bu gerçekten bir mucize. Şu an ne kadar bilmiyorum. Yani ne kadar büyük. Belki bir ceviz, belki bir elma kadardır. Ama o kadar güçlü ki inanamazsınız. Önceleri kendimi anne gibi görmüyordum. Masallardaki leyleklere benzetiyordum. Bu bebeği bırakacağım ve gideceğim. Ama sonra onunla birlikte ben de büyüdüm. Biz birbirimize tutunduk. Birbirimizden güç aldık. Şimdi birbirimize o kadar bağlıyız ki. Yani ben öyle hissediyorum. Küçükken avucumuzun içinde kelebekler yakalardık. Böyle kanatlarını çırptığını hissederdim. Bu öyle bir his ki. Avucumun içinde küçük bir kelebek var sanki. Zamanı gelince uçacak. Uçup sizin yanınıza gelecek Defne Hanım. Özlemeyecek misin? Defne Hanım, bu sizin bebeğiniz. Yani benim onun üzerinde hiçbir hakkım yok. Artık Nazlı'nın yanına döneyim. İyi akşamlar size. İyi akşamlar.
Anneciğim, bu Elif daha ne kadar kalacak burada? Neden sordun? Ne bileyim, merak ettim de yani kız kardeşi de geldi. Hiç gitmeye niyeti yok gibi. Kalsın be Şükran. Ne zararı var kızım bize? Hiçbir zararı yok. Aksine faydası var. Elif Defne'nin yardımcısı oldu. Hamileliği müddetince Defne'ye yardım edecek. Ben de hamile oldum ama hiçbir yardımcım olmadı bu evde. Of Şükran, of. Başlama gene akşam akşam. Hadi ben yatıyorum. İyi geceler. İyi, İyi geceler. Biraz sabret hayatım ya. Yakında bir sürü hizmetçin olacak zaten. Kendi imparatorluğumuzu kuracağız. Ha, olacak olacak da ne zaman olacak Yakup? Az kaldı. Bak göreceksin. 18 tane hizmetçi dizeceğim önüne. Parmağını bile kıpırdatmayacaksın. Her istediğin hizmetçiler yapacak. Gel diyeceksin gelecekler, git diyeceksin gidecekler. Ama benim her gün bu evin içinde 10.000 adım atmam lazım Yakup. Ne? 10.000 adım. Sağlık için. Sen de yapmalısın. Valla ben 10.000 adım bilmem ama... yatağa 3-5 adım atabilirim. Hatta koşabilirim bile. Ay dur be deli. Gel buraya. Ya dursana. Gel bak koşturuyorsun beni. Aman. Ne yapıyorsun, ders mi? Oğlum, bak biraz... ben biraz sana ağır konuştum. Kalbini kırdım. Ama senin iyiliğin için. Başını belaya sokmanı istemiyorum, anlıyor musun? Sen bizim için, yani annenle benim için değerlisin. Ama işte... bazen üzerine titreyelim derken... yani... böyle laflarımız biraz ağır kaçıyor. İyi de baba ben bir şey yapmadım ki. Kendimi savundum. Dayak mı yeseydin? Ya ne dayak at ne dayak ye. Sen şimdi kızıyorsun bana mı? Baba olunca ne demek istediğimi anlayacaksın. Tamam baba. Tamam mı? Tamam. İyi. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Yine sakarlığın tuttu ya. Hmm.
Elif. Kahraman Bey. Ne yapıyorsun bu saatte burada? Menemen. Canım mı çekti? Hem de nasıl? Yani bir tencere bile yiyebilirim. Bana da biraz bırakırsın herhalde. Tabii eğer isterseniz. Tabii ki canım. Niye istemeyeyim? Bir tek hamlelerim mi canım benim çekiyor? Haklısınız. İyi misin? Çiğ yumurtanın kokusu biraz rahatsız etti beni ama iyiyim. Tamam tamam. Bırak ben yaparım. Yok olmaz öyle şey. Yaparım ben. Bırak, gerçekten. Bırak ben yaparım. Ben yaparım. Tamam. Sorun değil. Ben yaparım. Çekin. Evet. Sizin yemek yapabileceğiniz hiç aklıma gelmezdi. Bak hakkında bir şey daha öğrendim. Doğru. Canım isterse yaparım. Hem de çok iyi yaparım. Öyle görünüyor. Nasıl, beğendin mi? Bayıldım. Çok güzel olmuş. Güzel olmuş da bu çatalla matalla. Haklısınız, öyle daha çok tadı çıkıyor. Aynen. Gece gece nereden aklına geldi bunu yok? Bilmem, bir uyandım. Canım nasıl menemen çekiyor? Böyle kokusu geldi burnuma buram buram. Sonra işte aşağı indim. Gerisini biliyorsunuz. Tadı tuzu olmuş ama değil mi? Çok güzel olmuş. Bir de bunun soğanlısını yapıyorlar. Ama ben böyle seviyorum. Ben de soğan sevmiyorum. Böyle daha iyi. Afiyet olsun. Ama bu böyle olmuyor. Bir gün ben de size bir şey yapayım. Anlar mısın mutfak işlerinden? Hatalı olup da anlamayan var mıdır? Doğru. Ne yapacaksın bize? Keşke dolması sever misiniz? Sevmem mi? Ama o zordur. Söz ağızdan çıktı bir kere. Hadi bakalım. Bebeğin de gideceksiniz bu evden. Kan ter içinde uykularından uyanıyor saniyer her gece. Yalnızlık sevgili gibi boylu boyunca uzanıyorsa koynuna. Olur olmaz yere ıslanıyorsa kirpiklerin artık her şeye. Anneni daha sık anımsıyorsan, hatta anlıyorsan. Kalbini bir mektup gibi buruşturup fırlatılmış
Kendini kimsesiz ve erken unutulmuş hissediyorsan, içindeki çocuğa sarı, sana insanı anlatır. Eller günahkar, diller günahkar. Bir çay ardını bu bütün dünya günahkar. Eller günahkar, diller günahkar. Bir çay ardını bu bütün dünya günahkar. Masum değiliz hiçbirimiz, masum. Ter içinde uykularımdan uyanıyorsan eğer, her gece yalnızlık sevgili gibi boy boyunca uzanıyorsa, koynuna olur olmaz yere ıslanıyorsa kirpiklerin artık her şeye, anneni daha sık anımsıyorsan hatta anlıyorsan, kalbini bir mektup gibi buruşturulup fırlatılmış, kendini kimsesiz ve erken unutulmuş hissediyorsan, içindeki çocuğa sarı, sana insanı an. Eller günahkar, diller günahkar. Bir çay ardını bu bütün dünya günahkar. Eller günahkar, diller günahkar. Bir çay. Kahraman. Thank you.
Efendim Emine. Defne'cim günaydın. Uyandırmadım değil mi? Yok, zar zor uyudum zaten. Defne bak, böyle bir şey yapmadan önce biraz daha düşün. Görüşürüz. Ara beni. Şey, çay alacaktım da. Tabii ben vereyim. Zahmet olacak. Hayırdır? Canın sıkkın gibi. Yok. Aslında biraz öyle. Canım sıkkın. Ne oldu? Benle ilgili değil. Defne'nin bazı sorunları var. Yani üzerime vazife değil ama hani yardım edebileceğim bir şey varsa hallederiz. Sağ ol, ailevi bir durum. Özel yani. Demek Defne Hanım o yüzden babasını ziyarete gelemiyor. Evet, bu sıralar biraz öyle. Yazık. Gerçekten üzüldüm ya. İnşallah çözülür. İnşallah. Ben bir Mesut Bey'e bakayım. Tamam. Ne yapalım? O zaman Defne Hanım'ın babasına biz getireceğiz. Bir bardak süt alabilir miyim Aysel? Aysel niye bakıyorsun? Verir misin? Soğuk süt kalmamış Defne Hanım. Şurada var Aysel abla, daha bu sabah geldi. Ha, iyi. Gelir misin? Geliyorum. Buyurun. Süt getirdim sana. Zahmet etmişsiniz. Ben bunu sonra içerim. Yok, şimdi içeceksin. Göreceğim. Bebeğimizin sağlığını düşünmek zorundayım. Sana kalsa yapacağım bir şey yok, hiçbir şey yapmıyorsun. Kim bilir neler yiyip içiyorsun bizden gizli. Ben zararlı bir şey yemiyorum yani. Evde ne pişerse onu yiyorum biliyorsunuz. Biliyorum, biliyorum. Hadi bekleyemeyeceğim bütün gün. Defne Hanım, kokusu beni çok rahatsız etti. Ben sonra içeyim bunu. Hayır, olmaz. 2 gündür peşinden koşuyorum seni. Şimdi içeceksin. Tamam mı? Hepsi bitecek. Defne Hanım. Hepsi dedim. Neredeydin? Elif'e süt verdim. Sabah sabah aklına ilk gelen bebeğimiz mi oldu yani?
Sen çok güzel bir anne olacaksın. Bak ne diyeceğim. Bugün hastaneye gidelim. Bebeğin kalp sesini dinleteyim sana. Daha önce duymadın sen. Ofiste işlerim var kahraman. Hepimizin var Defne. Buna zaman ayırabilirsin. Bak bu mucizevi şeyi sen de yaşayacaksın. Kahraman. Bahane istemiyorum. Ben Elif'e haber vereyim. Ha? Ben gider konuşurum Elif'le. Sen aşağıda bizi bekle. Peki tamam. Sen nasıl istersen. Şem oğlum. Hayır anne, önce hastaneye gideceğiz. Hayırdır? Bebeğin kalp sesini dinleyeceğiz. Ay bizim zamanımızda yoktu öyle şeyler. Çok merak ettim. Ben de geleyim mi? Peki tamam. Ben aşağıda bekliyorum, siz gelirsiniz. Tamam, geliyoruz. İyi uyudun mu? Hem de nasıl, mışıl mışıl. Peki rüya gördün mü? İlk kez yattığın yatakta rüya görürsen çıkar derler. Gördüm bir şeyler ama hayal meyal. Karışık. Ah! Abla! Ne oldu? Bir sancı saplandı, anlamadım ben de. Daha iyi misin? İyiyim, iyiyim, merak etme. Elif, bir dakika gelebilir misin kızım? Hemen geliyorum Kıymet Hanım. Gel gel. Hemen hazırlan. Hep birlikte hastaneye gidiyoruz. Bebeğin kalp atışlarını dinleyeceğiz. Anne, bugün gitmesek. Elif dün de dışarıdaydı. Biraz dinlensin. Olur mu öyle şey canım? Ben konuştum kahramanla. Aşağıda bizi bekliyor. Hem ben de çok merak ediyorum. Hadi sen in, geliyoruz. Hadi kızım. Hadi hazırlan, bekliyorum. İyi de ben Nazlı'ya ne söyleyeceğim Kıymet Hanım? Dışarı çıkıyorlarmış. Defne Hanım beni de yanında istiyor dersin. Olur. Hadi aşağıda bekliyoruz seni. Terbiyesiz. Ne oldu abla? Ay yine aradı kahraman. Ben de telefonu tamamen kapattım. Ay, sinirlerim bozuldu iyice. Avukatla konuştum. Merak etme, yarın halledeceğim. Sağ ol kahraman. Uyandın mı sevgilim? Günaydın. Sen benimle gel kızım. Şirketten arıyorum. Efendim Kemal. Kahraman Bey, Meryem Hanım'ı arayan kişiyi bulduk. Kimmiş peki? İsmini öğrenebildiniz mi? Evet efendim. İsmi Kadir Serter. Kadir Serter mi? Evet Kahraman Bey. Bütün aramaları bu şahıs yapmış. Emin misiniz? Eminim efendim. Hatta şu anda kaldığı yeri de tespit ettik. Peki, tamam. Kahraman, bir sorun mu var?
Benim bir şirkete gitmem lazım yavrum. Toplantım varmış da unutmuşum. Ne oldu kahraman? Anne siz gidin, beni beklemeyin. Benim bir işim çıktı. Anne biz de gitmeyelim o zaman. Olur mu kızım? Ben çok merak ediyorum. Sen işine bak oğlum. Hadi gel. Sen bizim arabaya gel. Nasıl olabilir? Çok güzel kahvaltı hazırladım. Hadi otur. Krep yaptım. Sen bayılırsın. Sağ ol ya. Hiç gerek yoktu. Çıkıyorum zaten. E hadi ama. Soyunca hiçbir şeye benzemez. Günaydın. Günaydın. Kahvaltını getirdim. Söyleseydiniz ben gelirdim mutfağa. Otur otur, sıkılıyorum zaten. E sen kahvaltını yap. İstersen daha sonra sana etrafı da gezdiririm. Kızmazlar mı? Kimse yok ki evde. Kıymet Hanım, Defne Hanım hepsi dışarıdalar. Rahatsız yani. Zahmet oldu size. Ya sen benle sizi bizi konuşmasan. Bana şey desen. Gülsüm abla. Tamam. Tamam. Eline sağlık, gitsem iyi olacak. Hemen gitmek zorunda mısın? Sen değişmişsin. Nasıl değişmişim? Büyümüşsün sanki. İngiltere işte. Değil. Geçen geldiğinde böyle değildin. Oraların yalnızlığı buraya benzemiyor. Pardon. Kızım sen neredesin ya? Sosyal medya yıkılıyor. Sabah sabah ne olmuş ki? Aslı dün gece kimle berabermiş biliyor musun? Tunç mu? O eski haber. Sensin eski haber. Ömer'le. Hangi Ömer? Büşra'nın Ömer. Yok artık. Aslı sonra konuşalım mı? Ne oldu ki? Ya yok bir şey. Sonra konuşalım. Bir dakika, bir dakika. Aman. Doğumhanenin kapısında da böyle bekleyeceğiz inşallah. Daha çok var Kıymet Hanım. Çoğu gitti, azı kaldı kızım. Su gibi geçecek bak, göreceksin. Elif Hanım, doktor hanım sizi bekliyor. Kızım biz de bebeğin kalp sesini dinleyecektik. Tabii ki, doktorun muayenelerini bitirsin, ardından sizi de alırız içeri. Tamam, öyleyse. Kendine gel artık Defne. Sabahtan beri yüzünden düşen bin parça. Her şeyi eline boyuna konuştuk seninle. O bebek kahraman da senin bebeğin. Öyleymiş gibi düşün. Yalnızlık diyordun. Yalnızlık derken? Nasılmış oraların yalnızlığı? Ne bileyim ya, öyle işte. Ama sanki iyi gelmiş sana. Bana yarayan orası değil. Ya? Alara, ben aşık oldum biliyor musun? Bana değil herhalde. İngiliz mi? Merak ettim. Fotoğrafı yok mu? Hadi göster.
Hoş geldiniz efendim. Kadir Sertler'e geldim, haber verir misiniz? Tabii efendim. Efendim Kadir Sertler şu anda Lobby Cafe'de. İsterseniz şurada bekleyebilirsiniz. Kim geldi diyelim? Tamam. Gerek yok. Her şey yolunda değil mi doktora? Şu an için her şey normal görünüyor. Bebeğin gelişimi gayet güzel. Tabii ilerleyen aylarda kontrolleri aksatmamak lazım. Yok, aksatır mıyız hiç doktor hanım? Şimdi dinleyebilecek miyiz kalp sesini? Tabii. Ölmedim. Buradayım işte. Yaşıyorum. Bu ne demek oluyor? Şaşkınlığını anlıyorum. Bunca yıl beni öldü bildiniz. Geç bunları Kadir, geç. Neyin peşindesin sen, onu anlat. Anlatacak pek bir şey yok aslında. Ne demek bir şey yok? Bütün herkes seni öldü biliyor. Bana bak. Bana şimdi her şeyi adam gibi anlatacaksın. Yıllar sonra ortaya çıkıyorsun, ablamı arıyorsun. Hemen anlat. Anlat yoksa... Tamam kahraman, anlatacağım. Bir sakin ol. Bebeğin cinsiyetini ne zaman öğrenebiliriz doktor kızım? 3 ay öncesinde bir şey söylemek çok zor. Beklemeniz gerekiyor. Erkek olma ihtimali nedir? Biraz belli oluyordur. Siz anlarsınız. Gerçekten bu mümkün değil. Ama çok merak ediyorsanız bunun bir yöntemi var. Nedir? Elif Hanım'dan kan örneği alıp yurt dışında bir merkeze gönderiyoruz. 1 hafta 10 gün içerisinde bebeğin cinsiyetini kesin olarak söylüyorlar. Ay, ay bu çok güzel. Hemen yapalım bu işlemi doktor kızım. Elif! Elif! Ne oldu? İyi misiniz? Çok sancım var. Odama sedye göndersinler acil. Allah'ım sen koru. Elif. Bedeli ne olursa olsun ödemeye hazırım. Ben ailemi geri istiyorum kahraman. Karımı, oğlumu. Hangi aile? Kerem seni öldü biliyor. Biz Kerem'le görüşüyoruz. Ne? Kerem seni biliyor mu? Hayır öyle değil. Beni Ayhan diye biliyor. Efendim anne. Kahraman yetiş, Elif çok fena. Ne oldu? Bilmiyorum. Elif çok kötü. Fenalaştı, yetiş oğlum. Tamam, geliyorum ben hemen. Allah'ım ne oldu böyle? Hay sen koru ya Rabbim. Senin işin daha bitmedi. Ben gelene kadar ne Kerem'i ne de ablamı aramayacaksın. Tamam mı? Tamam mı dedim? Thank you.
Sağ ol vallahi Gülsüm abla. O kadar iyi geldi ki. Oh, mis gibi hava. Sabah da çıktık ablamla ama yetmedi. Özlemişim dışarıda olmayı. Ay o kadar soğuk ki ben de içeride olmayı özledim. Ya özür dilerim. İstersen girelim içeri. Benim yüzümden sen de üşüme Gülsüm abla. Ay Nazlıcığım sen benim lafıma ne bakıyorsun? Şaka yaptım ben sana. Koca konakta gün bitiyor zaten. Hem çaktırma ama senin sayende ben de işten kaytarmış oldum. Sahi kaç kişi yaşıyor bu evde? Şimdi ben sana anlatayım. En başta evin reisi Ziya Bey var. Sen onu görmedin tabii. Öldü mü? Ayağızdan yel alsın kız. Çok iyi bir insandır o. Hatay'da şimdi ondan öyle dedim ben. Geldiğinde sen de görürsün zaten. Ama öfkesi fena. Bir kızdı mı sanırsın koca konak başımıza yıkılacak. Peki Kıymet Hanım? Onu gördün zaten. Tanıyorsun. Evet. Sonra Yakup Bey var. Karısı Şükran Hanım. Kızları Nehir, Canan. Defne Hanım, Kahraman Bey. E bir de bebek gelecek. Acaba kız mı olacak erkek mi? Ne bileyim ben. Ama Kıymet Hanım erkek olsun diye çok dua ediyor. E kolay mı? Yörükanların soyunu devam ettirecek. Allah'ım. Allah'ım sen torunumu koru. Onu bize bağışla ya Rabbim. Ay büyük Allah. Defne, ne oldu bu kıza böyle birdenbire? Bilmiyorum. Hiçbir şey yoktu. Her şey yolundaydı. Birdenbire kıvranmaya başladı. Senin bildiğin bir şey yok değil mi? Nereden bileyim anne? Elif nasıl? Bilmiyorum oğlum. Birden fenalaştı. İçerideler şimdi. Doktorlar bir şey söylemiyor mu? Düşük yapabilirmiş. Olmayacak bir şey benim torunuma. Kurtulacak Allah'ın izniyle. Kurtulacak. Şahin, Mesut Bey'i salona getirebilir misin? Çorbası hazır olmak üzere. Tamam. Senin kız da hayırsız çıktı ha. Ne aradığı var, ne geldi. Ne yapacaksın? Kader işte. Ama sen merak etme. Ben onu buraya getireceğim. Abi seninle küçük bir oyun yapacağız bunun için. Aramızda kimseye söylemek yok. Ya bey baba. Bana kızma, ben böyle bir adam değilim aslında ama işte... Ne yapayım? Senin kız gelmeyince mecbur. Mesut Bey, Emine koş. Ah. Gel. Ne oldu? Ya ben de anlamadım. Birden oluverdi ya. Dur, dokunma. Ya çok özür dilerim Emine. Mesut Bey özür dilerim, kusura bakmayın ne olur. Nasıl oldu? Ya vallahi ben de anlamadım Emine.
Mesut Bey'e getiriyordum. Halıya takıldı. Birden... Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Bir şey olmamıştı değil mi? Görünürde bir şey yok gibi ama. Yani inşallah iyidir yani. Öyle de sert düşmedi ama kafasını yere çarptı. Ya inşallah bir kırık çıkık yoktur. Defne Hanım'ı mı arasak acaba? Sonra da Mesut Bey'i hastaneye götürürüz. Yok şimdi telaşlandırmayalım Defne'yi. Mesut Bey ağrınız mı var? Hay Allah ambulans mı çağırsak? Bak şöyle yapalım. Ben ambulans çağırayım tamam mı? Sen Defne Hanım'ı ara. Bak yani Allah korusun bir şey olur. Bu vebalin altından ben kalkamam Emine. Olur mu? Sen o yüzden Defne Hanım'ı ara haberi olsun. Bak ben arıyorum ambulans. Tamam. Haydi. Haydi. Ey baba. Büyük artistsin, şerefsizim ya. Helal sana. Hala çıkmadılar içeride. Allah'ım sen bize yardım et. Hemşire Hanım durum nasıl? Doktorlarımız gereken her şeyi yapıyorlar. Onlar size bilgi verecekler. Peki. Emine şu an hiç müsait değilim. Defne'ciğim acil bir durum var. Mesut Bey düştü. Ne? Nasıl düştü? Bir kaza oldu. Sandalyeden düştü. İyi görünüyor ama bilemiyorum. Ambulansı çağırdık hastaneye götüreceğiz. Tamam geliyorum hemen ben. Ne olmuş? Babam düşmüş. Ben gidiyorum. İyi miymiş? Bir şey olmuş mu? Bilmiyorum. Gidince öğreneceğim. Oğlum nedir bu başımıza gelenler? Gel. Çok sene uğraştılar. Hamile kalamadı Defne Hanım. Sonra bir gün aniden ben hamileyim dedi. Mucize gerçekleşti desene. Evet. Hem de bütün bunlar ne zaman oldu biliyor musun? Elif'in bu eve ilk geldiği gün ya da bir gün sonra falan. Uğru'yla gelmiş ablam. Galiba. Sen ne zamandır buradasın Gülsüm abla? Çok eski değilim. Çok yeni de sayılmam. Birkaç yıl oldu. Ah bak seni kimle tanıştıracağım. Bu Elif'in kardeşi Nazlı. Bu da Aysel ablamın oğlu Selim. Memnun oldum. Ben de. Gülsüm, neredesin sen? İşleri bırakıp gitti. Hadi. Nazlıcığım, bana bu kadar kaytarmak yeter. Ben gidiyorum, tamam mı? Gülsüm abla. Tatlım burada da kaybolmazsın ya. Gelirsin sonra sen. Ameliyat olmuşsun galiba. Evet. İyi misin şimdi? İyiyim, sağ olun. Alışmaya çalışıyorum buraya. Ben yıllardır alışamadım da. Neden? Boş ver. Sen okuyor musun? Evet. Hadi anam, hadi ya. Baban düş dedik şu hale bak. Yok oğlu yok. Hayret bir şey. Şahin Bey. Babam iyi mi? Nasıl? Defne Hanım bir dakika. Babanızın bir şey yok. Ambulansla hastaneye gittiler. Ben de sizi bekliyorum. Götüreceğim. Buyurun. Bir şey olmadı değil mi? Yok yok yok. Gerçekten yok. Ben hastaneye götüreceğim sizi. Buyurun. Hemen gidelim. Şahin Bey. Şahin Bey. Thank you.
kapalı. Biraz daha hızlı gidelim lütfen. Merak etmeyin Defne Hanım, yetişiriz. Ne oldu? Nasıl düştü baba? Yani vallahi ben de anlamadım. Bahçede çalışıyordum. Birden Emine'nin çığlığını duydum. Ben de eve koşturdum. Bir baktım Mesut Bey yerde. Herhalde Emine kaldırmaya çalışırken düşürdü. Emine niye tek başına kaldırmaya çalışıyor babamı? Siz niye yardım etmediniz? Hangi hastaneye götürüyorlar babamı? Az kaldı. E hızlı gidelim biraz daha. Emredersiniz. Ben en çok edebiyat dersini severim. O dersim çok kötüydü benim ya, hiç sevmezdim. Sayısal olduğum için. Aysel abla, şu kız kim? Ha, sen görmedin tabii. Bu Elif'in kardeşi Nazlı. Dün hastaneden çıktı. Merhaba, sen bizim konakta kalıyormuşsun. Evet, ben Nazlı. İyiyim. Bana artık içeri geçin. Görüşürüz. Görüşürüz. Selim, biz bir iki dakika konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şey yok Mihir. Şahin Bey, nereye gidiyoruz? Neredeyiz biz? Hangi hastane bu? Ne yaptığını sanıyorsun sen ya? Oyun bitti Defne Hanım. Buraya kadar. Ne diyorsun sen? Ne oyunu? Allah Allah. Defne de açmıyor. Mesut Bey, iyi misiniz? Bu ambulans da nerede kaldı? Ne oluyor? Cevap versene. Dur dur araba, ineceğim ben. Ya bırak! Aa! Bırak! Yeter! 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 Üstü duracak mısın? Yoksa beynimi dağıtayım Defne Hanım. Kimsin sen? Maksut ben, Maksut. Sesimi tanımadın mı? Telefonda konuştuyduk ya. Benden ne istiyorsun? Senden bir isteğim yok. Kahraman Bey'den bir isteğim olacak. Elif'im. Elif'imi getirecek, seni alacak. Bu kadar basit. Elif nasıl? Bebek. Yaşıyor mu? Elif Hanım iyi. Bebek. Bebek.